Emevi halifelerinden Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri efendim mübarek hanımına demiş ki, hanımı da bir önceki halifenin kızı. Oysa o halifenin kızıyla halife hayattayken evlenmiş. Çok zengin, altınları, mücevherleri, ipek atlas giysileri filan olan bir hanımefendi. Babasının işte vefatından sonra kayınpederin Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri radıyallahu teala an halife olunca hemen evine gitti. İlk işi eve gitmek oldu. Dedi ki hanım, sende dedi ne kadar altın, mücevher bilmem ne varsa, ipek atlas, kumaşlar, hepsini dedi Beytül Mal'a iade etmeni istiyorum. Eğer böyle olmazsa sana talak vermeyi düşünüyorum dedi. Yoksa seni boşayacağım dedi. İlk hanımıyla başladı işe mübarek. Hanımı da ne saliha bir hanımmış ki, dedi ki ben seni o altınlara değişmem ki dedi ya. Al dedi, ne yapıyorsan yap hepsini. Verdi. Kendisi Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri hilafetten evvel böyle güzel giyim kuşamlarla efendim, bir giyindiğini bir daha giyinmemekle, yakışıklılığıyla maruf bir zat, bir kimse. Lakin halife olduktan sonra bir tane gömleği var mübareğin. Bak bak. İkinci bir gömleği yok. Şimdi üzeri kirlenmiş biraz gömleğin de kumaşı, demişler yanındaki hizmetliye, ya demişler halifenin gömleği niye kirli böyle filan demişler. Bir yıkasanıza mübarekler filan. O da demiş ki ya başka gömleği yok ki. Onu çıkarsa yani yıkasak başka temiz gömleği yok. Yenisi yok giyinebileceği. O zaman o ne giyinecek? Hep üstünde kaldığından yıkayamıyoruz demiş. Bak görüyor musun? Ama burada bir incelik var. Hilafetten önceki Ömer bin Abdülaziz'le radıyallahu anh bir giyindiğini bir daha giyinmeyen, hilafetten sonra efendim ulul emir sahibi sultan halife olduktan sonra değişiyor. Bambaşka bir insan oluyor. Ve bu zat canı bir defasında bir elma çekiyor. Yanındakilere soruyor. Elma var mı evde diyor. Bak. Onlar da bakıyorlar filan, tabii elma yok. Bir tanesi sıyrılıyor hemen. Gidiyor akrabalarından elma getiriyor. Bir tane. Mübarek elmayı görünce diyor ki nereden getirdin bu elmayı diyor. Efendim diyor, amcanızın oğullarından getirdim. Filanca zattan aldım geldim. İyi diyor, şimdi o elmayı götür. Onlara de ki elmayı gördük, gözümüzün hakkını aldık. Efendim biz size bu elmayı hediye ediyoruz, tekrar ikram. Yahu olur mu? Efendim halifemiz, siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini mi terk ediyorsunuz? Resulullah'a bir hediye verildiği zaman da kabul ederdi filan. Çok bilmiş ya bunlar şimdi, biliyorlar. Çok fenalar. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri bunun üzerine dedi ki sana yazıklar olsun dedi. O dedi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hediyeydi, bize ise rüşvettir dedi. Götür dedi çabuk, yıkıl karşımdan. Çık huzurumdan dedi. Bir elma cemaatimiz. Canı çekmiş koca halife. Bir elma gönderiyor cemaatimiz. Neden? Bize rüşvet olur korkusuyla. Peki ne oldu? Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh dört halifeden sonra, Kulefai Raşidinden sonra İslam tarihinde beşinci halife oldu cemaati Müslümin. Adaletle hükmetti. Zamanında fakir fukara kalmadı. İnsanlar zekatını bağışını yapacak adam bulamaz hale geldiler. Bir ağaca kese kese altınları asıyorlar. Aylar sonra birisi gelip ona dokunmuyor. Herkes de biliyor altın, gümüş neyse. Zekat parası orada duruyor. Çünkü insanlar zekat verecek duruma geldiler. Zekat alacak durumda fakir kalmadı. İslam coğrafyalarında Afrika'ya falan gönderiyorlar. Oralarda zengin kaynıyor. Nerede Ömer bin Abdülaziz? Nerede radıyallahu anh şimdiki halimiz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.